Yapay zeka ile görsel oluşturmak istiyoruz. Birçok da araç var. Midjourney, Dolly, Stable Diffusion, daha bir sürü sayabilirim. Çoğu da ücretli olduğu için, dolar kurunun seviyesi de ülkemizde belli olduğu için öyle özgürce denemeler yapamıyoruz. Dolayısıyla da çok fazla deneme yapamadığımız için olayın mantığını kavramakta zorlanıyoruz. Bu noktada naçizane kendi tecrübelerime dayanarak prompt girme mantığını genel olarak toparlamaya çalışacağım. Prompt, yani Türkçesi istem. Türkçesi de çok güzel bu arada. Umarım yayılır, yani prompt'un önüne geçer. Görsel oluşturmak için prompt yazma konusunu Bing Image Creator üzerinden anlatacağım. Açıklama kısmına linki bırakıyorum. Peki neden Bing Image Creator kullanacağım? Çünkü tamamen ücretsiz. Bunun yanında Dolly 3 yapay zekasını kullanıyor. Her gün ücretsiz 24 adet görsel oluşturma hakkınız var. Bu hakkınız bitse de çok endişe etmeyin. Biraz yavaş olsa da çalışmaya devam ediyor. Böyle 5'er dakika ara diyor. 5 dakika bekle sonra oluştur. 5 dakika bekle sonra oluştur. Çok büyük problem değil. Anlatacağım prompt teknikleri tüm yapay zeka görsel oluşturma araçlarıyla çalışır. Ben dediğim gibi kendimce mantığını anlatmaya çalışacağım. Sırayla gidelim. 1. Başlangıç olarak 3 ile 7 kelime arasında prompt girmeniz ideal. Dolly 3 yani Bing Image Creator maksimum 480 karaktere kadar kabul ediyor. Yani kabaca 70 kelime falan. Ben peki neden az kelime söyledim? Küçük küçük kelimelerle karşı tarafı tanımaya, anlamaya çalışmalıyız. Karşınızda her şeyi çizebilen bir ressam olduğunu hayal edin. Sadece birkaç emoji ile bile harika sonuçlar alabilirsiniz. Önce istediğinizin en özünü anlatın, sonra yavaş yavaş geliştirirsiniz. Hemen 3 kelimeyle ilk tanımlamamı yapıyorum. Kırık bir bardak. Evet, oluşturdu. Bir vazo gibi tanımladı. Bence ortada bir bardak yok. Neyse, sıkıntı bizde. İyi anlatamadık üstada. Daha iyi tarif etmemiz lazım. Bunun için de hemen ikinci maddeye geçiyoruz. 2. Sıfatlar. Ne oldu? Hop döndük ortaokul Türkçe dersine. Hocam biz hepimiz Türkçe biliyoruz. Bu derse ne gerek var? Efendim bunlar gerçek hayatta karşımıza nerede çıkacak? Değil mi? Bak yine geldik sosyalcilere. Sosyalcilerin yükseldiği bir dönemdeyiz. Ne kadar yaratıcı sıfatlar, betimlemeler kullanırsak o kadar iyi sonuçlar alırız. Türkçe dersine döndürmeyeyim de kısaca sıfatlar neydi? Bir varlığın nasıl olduğunu tanımlayan sözcükler. Genelde de nasıl sorusuna verdiğimiz cevaplar sıfatlar oluyor. Kırmızı masa, masmavi deniz, kırık bardak, yuvarlak masa. Deminki promptumuzu geliştirmeye devam edelim. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı. Su bardağını net görüyoruz. İçinde su var. Kırık parçaları da görüyoruz. Yuvarlak masayı da görüyoruz. Üstada buraya kadar anlatabildik derdimizi diye düşünüyorum. Özetle yazdığımız istem çok net olmalı. Bak Türkçesinde kullanıyorum istem. Bunun sebebi yapay zeka eğitimi sırasında stok görsel sitelerindeki açıklamalardan ve internetteki görsellerin alt metinlerinden eğitilmiş olması. Nasıl orada her şey çok net yazılıyorsa yapay zeka da bu şekilde eğitim aldı. Yani aslında taklit ediyor her şeyi. Yapay zeka eğitim noktasına gelmişken bir şey de ifade etmek istiyorum. Ben gördüğünüz gibi promptları yani istemleri hep Türkçe giriyorum. Ama aslında İngilizce biliyorsanız bütün promptları İngilizce girmeniz çok daha doğru. Neden? Çünkü bu yapay zekalar az önce bahsettiğim eğitimlerin tümünü İngilizce aldı. Bu çocuklar hep yurt dışında okudu yani. Hiç Türkçe okuyan yok. Dolayısıyla biz kutucuğa bir Türkçe istem girdiğimizde arka tarafta Google Translate veya benzeri bir çeviriciyle hemen İngilizce'ye çevriliyor. Bu sebeple çeviriye gerek kalmadan biliyorsanız direkt kendinizin İngilizce yazması çok daha sağlıklı olur. Ama size şunu önerebilirim. Yapay zeka içinde ve her şey içinde bunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir çeviri aracında Türkçe istediğinizi yazın, onu İngilizce'ye çevirin, sonra İngilizce'yi kopyalayın, tekrar Translate kutucuğuna yani İngilizce bölümüne onu yapıştırın, bakalım nasıl Türkçe'ye çeviriyor. Yani çeviride Loose Translate bir kayıp oluyor mu acaba? Bir çeviri kaybı yaşıyor musunuz manada, anlamda söylemek istediğinizde? Bunu bir kontrol edin. Hemen deneyelim. Ben DeepL kullanıyorum. Tavsiye ederim. Yazıyorum en son girdiğim promptumu. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı. Evet, hemen çevirdi. Buradan İngilizcesini alıyorum. Tekrar yapıştırıyorum. A broken water glass on a round table. Evet, çıkan sonuç gene aynı. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı. Demek ki hiçbir kaybım yok. Bunu İngilizce'de kullanabilirim, Türkçe'de kullanabilirim çünkü aynı manaya geçiyor. Siz de bunu bir deneyin derim. 3. İstediğimiz görsel hedefine ulaşmak için kullanacağımız kelimeler o hedefe doğru mümkün olduğunca somut olmalı. Çünkü dediğim gibi kendisi bu yönde bir eğitim aldı. Ihlamur kokulu, hoş, ılık bir bahar havası gibi bir istem olmamalı mesela. Belki gelecekte olur, böyle bir şey söylüyorsun. Alttan hemen geliyor böyle aynı ıhlamur kokulu bahar havası. Bu arada özellikle belirtmek isterim. Yanlış anlaşılmasın. Soyut kelimeler kullanamazsınız demiyorum. Bu soyut kelimeleri kullanın ama soyut kelimelerle onun ne getireceğini öngörmeniz çok zor.
Bu sebeple mümkün olunca somut kelimelerle gitmek lazım. Mutlaka soyut kelimeler de araya atın. Mutluluk, sinirli, üzgün. Bakalım ne sonuçlar verecek? Onlar deneme. Ama başta dedim ya, kredi mevzu. Hemen orada krediniz düşüyor. Yani bilabedel özgürce yapamıyoruz. Dolayısıyla hedefe gitmek için mümkün olduğunca somut kelimelerle gidip istediğimizi alıp devam etmemiz lazım. Ama şu an dediğim gibi bedava mümkün olunca kullanın. Ne varsa kasvet, ıhlamur kokusu, ferahlık bilmem ne, ver gitsin. Sonuçta deneme yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ama iş öbür tarafa döndüğünde, krediler kredi kartından düşmeye başladığında somutlara gitmek çok daha faydalı. 4. Kinaye veya alegori yapmayın. Tamam, edebiyatta hoş olabilir bu kavramlar ama yapay zeka bunlardan anlamıyor. Aslında çoğu zaman insanlar da anlamıyor bence. İstediğinizi her zaman her yerde net bir şekilde ifade edin. Net olun ya. Büyük rahatlık. Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirindeki gibi meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan gibi şeyler olmasın yani. Masmavi denizin ortasında bir gemi. Net. Budur yani. Çok net istediğimiz, verdiği de net. Anlaşıyoruz. 5. Bu maddeye kadar ne görmek istediğimizi söylemeyi öğrendik yapay zekaya. Bir kırık bardak, masmavi deniz, beyaz gemi, yuvarlak masa dedik ve sonuçları aldık. Daha da geliştirilebilir. Ne görmek istiyorsanız, insan, dağ, kedi, keçi, köpek, ne isterseniz. Unutmayın ki yapay zeka bunları daha önce hiç yaşamamış, var olmamış şeyleri sıfırdan tekrar üretiyor. Dolayısıyla sınırsızsınız yani. Şimdi konu görmek istediğimiz şeyi nasıl görmek istediğimiz noktasına geldi. Bu bölüm de sınırsız. Gerçek fotoğraf olabilir. Çektiğiniz makinenin markasına kadar prompt girebilirsiniz. 24 mm geniş, 50 mm portre, 200 mm tele lens açıları, alan derinliği, aydınlatma, analog mu olsun makine, dijital mi, shutter, uzun pozlama, sert flash, yüksek kontrast, uzayıp gider. Bu sizin fotoğraf bilgi ve tecrübenize bağlı. Hani fotoğrafçılık terimlerini veya fotoğrafta görmek istediğiniz şeyi bilmezseniz bu tarafta ilerlemekte zorlanırsınız. Ama şu güzel ki hemen öğrenirsiniz. Bir 50 mm yazarsın bakarsın, bir 25 mm yazarsın bakarsın. Oradan çabucak öğrenebilirsin. Bir örnek yapalım mesela. Yine yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı. Aynı promptu giriyorum, eklemeler yapıyorum. Bu fotoğraf olsun, 8K olsun, Canon makine olsun, f1.2 diyafram açıklığı olsun, 50 mm lensle çekilmiş gibi olsun ve güneş ışığı gelsin. Evet, gördüğünüz gibi 8K yazdım. Bana fotoğrafın sonucunu 8K vermeyecek ama daha kaliteli render alacak. Evet, bakalım. Bence hepsi çok güzel. Birincisinin bardağın içine bitki de koymuş. Kendi fikrini de katmış. O da güzel. Alan derinliğini de vermiş. Süper. Gördüğünüz gibi fotoğraf ayrı bir konu. Temellerini öğrendikten sonra istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. 90'lar, 70'ler gibi dönemler girebilirsiniz prompt olarak. Cyberpunk, steampunk gibi akımlar girebilirsiniz. Önemli bir noktaya geldik. Diyelim ki ben 2005 doğumluyum. Nereden bileceğim 90'ları mesela? Değil mi? Bu noktada sizinle harika bir liste paylaşıyorum. Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Estetik akımlar listesi. 2000'ler sonbahar. Art Deco. Bronze Punk. Clean Girl gibi birçok estetik akım var. Siz bilmeseniz bile bu akımların hepsini yapay zeka biliyor. Buradan katalog gibi seçip dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu arada hatırlatmak isterim ki Photoshop ve benzeri yazılımlarla bu hazırladığınız fotoğrafları indirip istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesela son görseli indirip Photoshop'ta açıyorum. Crop aracıyla genişletiyorum. Generative Expand diyorum. Ve o genişlettiğim yerleri benim için yapay zeka yardımıyla dolduruyor. Bum! Harika, mükemmel bir sonuç oldu. Sanki mekanı daha da büyütmüş gibi oldu. 6. Fotoğraf dışındaki tüm görüntüleri yine yapay zeka yardımıyla elde edebilirsiniz. 3 boyutlu bir model tasarlamış gibi bir talepte bulunabilirsiniz. Veya bu talebinizi farklı yazılım render teknikleri çıktı alabilirsiniz. Ne Ray Trace mesela, Unreal Engine gibi. Hangisini isterseniz. Hemen deneyelim mesela bir tane. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı. Klasik. Gene promptumu girdim. Ray Trace diyorum. Evet, sanki bir fotoğraf değil de 3D'de modellenmiş, oradan da Ray Trace çıktı tekniğiyle çıktı almış gibi bir görsel oluşturdu. Gayet güzel ve çok hızlı. Başka bir yöntem. Sanat akımları üzerinden gidebiliriz. Empresyonizm, sürrealizm, minimalizm gibi. Veya sanatçılar üzerinden gidebiliriz. Picasso, Vincent van Gogh, Dali gibi. Yine aynı noktaya geldik. Ben ne sanatçı bilirim ne sanat akımı bilirim diyorsanız ama görsem yapabilirim diyorsanız size harika bir site öneririm. Google Arts and Culture sitesi. Burada 13.540 sanatçı, 238 farklı malzeme, 123 farklı sanat akımı bulabilirsiniz. Sanata doyarsınız ya, öyle bir yer yani. Bakın Vincent van Gogh, mesela Rembrandt,
Tıklayınca bütün eserlerini görebiliyorsunuz. Sanat malzemesi mesela. Mürekkep, metal, akımlar, modern sanat, rönesans, dışa vurumculuk. Buradan bakıp beğendiğinizi yapay zekaya yaptırabilirsiniz. Deneyelim hemen bizim kırık bardağı mesela. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağını empresyonizm sanatında bize çalışsın bakalım nasıl bir şey çıkaracak. Evet, bence sonuç harika. Demek ki yapay zekada bu prompt böyle bir iz bırakmış. Daha da geliştirelim. Sanat, sanatçı veya malzeme yerine direkt bir film veya dizi dokusunu da almasını sağlayabiliriz. Yine dönüyorum bizim bardağa. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı. The Matrix filmine göre bana tekrar hazırla bakalım nasıl olacak. Süper. Aynen filmdeki gibi yeşil tonlarına döndü etraf. Arka planda Matrix filminin kodları bence harika oldu. Başka bir şey daha deneyelim. Mesela hiper gerçekçi kara kalem çizimi. Çok hastasıyım o işlerin ya. Çok beğeniyorum. Büyük emek yani. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı ekliyorum. Hiper gerçekçi kara kalem çizimi. Bu da çok iyi oldu bence. Çok başarılı yani. Kara kalem demişken bir adım geriye gidelim. Eskiz çizimi, sketch. Giriyorum hemen promptumu. Yuvarlak bir masa üzerinde kırık bir su bardağı, kurşun kalem, eskiz. Fincana döndürdü biraz işi ama bence de böyle çok güzel oldu. Böyle de gider. Gerçekten sonu yok. Bu arada burada ürettiğiniz tüm görselleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir telif yok. Hepsi sizin görselleriniz. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu konuda kesinlikle yeteneklerimizi geliştirmemiz lazım. Aramızdan istem mühendisleri, istem tasarımcıları çıkıyor, çıkacak. Şu anlık benim gördüğüm bu arkadaşlarda aranan en önemli özellik hızlı ve çabuk prompt girmenin yanında çok fazla kredi harcamadan sonuca ulaşmaları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İki türlü söylüyorum. Hem beğenmişsinizdir hem beğenmişsinizdir. Sosyal medya hesaplarımı da buraya bırakıyorum. Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Siz de ürettiğiniz görselleri promptlarıyla birlikte paylaşın bakalım. Yorumlarınız olursa yine bu videonun altından da konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.